Biliyoruz ki sıvı haldeki maddelerin molekülleri birbirleri etrafında hareket edecek kadar kinetik enerjiye sahiptirler. Fakat sahip oldukları bu kinetik enerji birbirlerinden tamamen uzaklaşmalarına yetmez. Örnek verecek olursak, çizdiğim şekil sıvı bir maddeye ait olsun ve bu moleküller bu yönde hareket etsinler. Buradaki moleküller de bu yönde biraz daha yavaş bir şekilde hareket etsinler. Bu durumda şöyle sağa doğru bir gidiş var. Ama alttaki ve üstteki bu moleküller arasında da bir bağlantı var. Yani farklı moleküller arasında geçişler oluyor ve bunlar birbirlerine yakın olmak istiyorlar. Aralarındaki bağları şöyle çizerek gösterelim. Eğer ortalama kinetik enerjiyi yeterince arttırırsanız, yani sıcaklığı yeteri kadar arttırırsanız ve buharlaşma ısısını da aşarsanız, biliyoruz ki moleküller arasındaki bağlar molekülleri birbirlerine yakın tutmaya yetecek kadar güçlü olamayacak ve moleküller birbirlerinden ayrılacak. Böylece madde gaz hale geçecek. Gaz halindeki moleküllerin kinetik enerjisi fazladır ve bundan dolayı etrafa çarparlar. Bu durumda da içinde bulundukları kabın şeklini alırlar. Fakat burada düşünmemiz gereken ilginç bir nokta var. Sıcaklık ortalama kinetik enerjidir. Şöyle yazalım. Evet, bu da bütün moleküllerin aynı kinetik enerjiye sahip olmamalarını gerektirir. Öyle olsaydı bile, örneğin buradaki moleküller bu moleküle çarpardı. Ki bu durumu bilardo topları gibi düşünebiliriz. Evet, moleküller bütün ivmelerini birbirlerine aktarırlardı. Şimdi bu molekül büyük miktarda kinetik enerjiye sahip olsun ve buradaki moleküller de daha az kinetik enerjiye sahip olsunlar. Bunların ise çok daha küçük. Yani kinetik enerjinin dağılımı çok farklı. Şimdi burada yüzey moleküllerine bakalım. Çünkü ilk buharlaşacak olan moleküller yüzeydekilerdir. Yani yeterli kinetik enerjiye sahip olunca ayrılmaya en çok muktedir olanlar bunlardır. Şimdi yüzey moleküllerinin dağılımını çizelim. Bu eksen kinetik enerji ekseni olsun ve bu eksende bağıl yoğunluğu göstersin. Bu sadece benim tahminim. Fakat fikir vermesi için bu örneği kullanıyorum. Belirli bir sıcaklıkta madde ortalama kinetik enerjiye sahiptir, değil mi? Bu nokta ortalama kinetik enerjiyi göstersin. Ve kinetik enerji dağılımı da çan eğrisine benziyor olabilir. Normal dağılım hakkında bilgi edinmek istiyorsanız bu konuda birçok videomuz var. Onları izleyebilirsiniz. Bunun normal dağılım olduğunu farz ediyoruz. Yani sağa doğru gittikçe eğri küçülüyor. Verilen bir zamanda ortalama kinetik enerji bu olmasına rağmen bazı moleküller daha az kinetik enerjiye sahiptir. Bu moleküller daha yavaş hareket ederler. Bazı moleküller de diğer moleküllerin onlara çarpmasından dolayı oldukça fazla kinetik enerjiye sahiptir. Ve bu durumda zaten ivme kazandıklarını biliyoruz. Evet, şimdi soru şu. Bu moleküllerin kaçmaya yetecek kadar kinetik enerjileri var mı? Şuraya bir eşik değeri çiziyorum. Bu eşiği geçen yüzey atomlarının kaçması için yeterli kinetik enerjileri var demektir. Şurada çok fazla kinetik enerjisi olan bir molekül olsun. Fakat bu molekülün kaçabilmesi için tüm bu sıvı moleküllerinin hepsine çarpması gerekiyor. Ki bu durumda muhtemelen kaçamaz zaten. Halbuki yüzey atomları dış basınçtan doğru etkilendikleri için yüzey atomları üzerinde daha çok duracağız. Yani onlar bu video için daha önemli. Dışarıdaki gaz molekülleri bunlar olsun. Molekül yoğunluğu çok daha az yoğun olacak şekilde çiziyorum. Aslında daha az yoğun olmasına gerek yok. Fakat biz şimdi öyle olduğunu farz edelim. Ortamda hava olduğunu varsayarsak en üstteki moleküller işte bu hava ortamına girebilecek moleküllerdir. Yani sıvı ortamdan kurtulabilirler. Kısacası verili bir zamanda moleküllerin bir kısmı ortamdan kurtulur. Peki kaçan bu moleküller bu durumda buharlaşmış olmaz mı? Yani gaza dönmezler mi? Elbette dönerler. Yani verili bir zamanda bazı moleküller ortamdan kaçar. Buna da buharlaşma denir. Bu kavram size yabancı değildir ama yabancı ise bile bulunduğunuz ortamda bunu gözlemleyebilirsiniz. Ortamın sıcaklığı normal kaynama noktasının altında olsa bile suyun bir kısmı zaten buharlaşacaktır.
Normal kaynama noktası dediğimde atmosfer basıncındaki kaynama noktası. Bu durumda fazla kinetik enerjiye sahip olan moleküller kaçar ve ortamdan kurtulurlar. Eğer içinde su bulunan kabınız evinizin dışındaysa, rüzgar estiğinde moleküllerin bir kısmı yüzeyden uzaklaşır ve sonrasında biraz daha molekül buradan uzaklaşır. Bu süreç böyle devam eder ve en sonunda içi dolu olan kabınız bomboş kalır. Şimdi bir soru daha geliyor. Peki sistemimiz kapalıysa ne olur? Hepimiz suyun buharlaşması deneyini bilerek ya da farkında olmadan yapmışızdır. Ama kapalı bir sistemde, yani rüzgarın olmadığı ortamda neler olur? Şimdi kapalı bir sistem çizeceğim. Sistemin içinde de su yerine başka bir sıvı olsun. Şöyle çiziyorum, evet. Ve sistemin içinde üst kısımdaki havadan dolayı basınç oluşuyor. Atmosfer basıncında olduğunu düşünelim ama şart değil. Evet, sistemin içinde şöyle bir miktar hava var ve hava molekülleri kinetik enerjiye sahip. Ve aynı şekilde sıvı molekülleri de kinetik enerjiye sahip. Şimdi sıvı moleküllerinin bir kısmı buharlaşmaya başlarlar. Yüzeyde olup da buradan kurtulmak için yeterli kinetik enerjiye sahip olanlar hava molekülleriyle beraber üst tarafta takılmaya başlarlar, öyle değil mi? Bu noktada ilginç bir şey olur. Bu grafik sıvı haldeki bir maddenin moleküllerinin dağılımı. Ama gaz halindeki moleküllerin de kinetik enerjilerinin dağılımı var. Alt kısımda nasıl ki moleküller birbirlerine çarpar ve enerji kaybedip kazanırlar, aynı şey işte bu üst kısımda da gerçekleşir. Belki de molekül çok fazla kinetik enerjiye sahip, fakat başka bir moleküle çarptıktan sonra enerjisini kaybediyor ve sonrasında aşağıya geri dönüyor. Bu şekilde geri dönen bazı moleküller var. Bu molekülleri farklı bir renkle çizelim. İşte böyle. Bazı sıvı molekülleri gaz halden sıvı hale işte böyle geri dönüyorlar. Yani tıpkı buharlaşma olduğu gibi yoğuşma da oluyor. Çünkü kinetik enerjinin dağılımı diye bir şey var. Verili bir zamanda sıvının üzerindeki buhardaki bazı moleküller kinetik enerjilerini kaybeder ve sıvı hale geri döner. Ve bazı yüzey molekülleri de rastgele çarpışmalardan dolayı kinetik enerji kazanır ve gaz hale geçer. Bu buhar hali denge duruma gelene kadar devam eder. Denge durumdayken kabın üst kısmında bir miktar basınç vardır. Bu basınç buradaki buhar moleküllerinden kaynaklanır ve bu basınca da doğal olarak buhar basıncı deriz. Bu basınç belirli, yani verili bir sıcaklıkta ve verili bir molekül için geçerlidir. Her molekül ya da madde farklı sıcaklıklarda farklı buhar basınçlarına sahiptir. Ve bu durumda her madde de farklı buhar basıncına sahiptir. Kısacası buhar basıncı verili sıcaklıkta ve verili bir molekül için denge halindeki buhar moleküllerinden kaynaklanan bir basınçtır. Ve denge durumunda buharlaşan moleküller olduğu kadar sıvı hale geri dönen moleküller de vardır. Basınç ne kadar fazla olursa sıvının buharlaşması da o kadar zor olur, değil mi? Kabınızın içinde su varsa ve 100 derece sıcaklıkta son derece fazla bir basınç varsa madde sıvı halde kalacak demektir. Buhar bir miktar basınç oluşturur ve bu süreç sıvının buharlaşmayı ne kadar istediğine bağlı olarak devam eder. Yani bu üst kısımdan aşağı kısma geçen moleküllerin miktarıyla buradan şuraya geçen moleküllerin miktarı eşit olana kadar bu durum devam eder. Şimdi daha iyi anlamanız için özetleyelim. Buharlaşmak isteyen moleküller nelerdir? Yüksek kinetik enerjiye sahip olanlar. Ki bu da yüksek sıcaklıkta görülen bir durumdur. İkinci olarak moleküller arası kuvvetleri az olanlar. Soygazların moleküller arası kuvveti azdır, fakat genel olarak hidrokarbon, benzin ya da metan gazı gibi maddelerin çoğu buharlaşmak ister. Çünkü moleküller arası kuvvetleri suya oranla daha azdır. Son olarak hafif moleküller. Bildiğiniz gibi kinetik enerji kütleye ve hıza bağlı bir fonksiyondur. Yani bu durumda kütle fazla ve hız azsa kinetik enerji büyüktür. Eğer kütle daha azsa ve kinetik enerji değişmediyse muhtemelen daha fazla hız olur. Bunu daha iyi anlamak için kinetik enerji videolarını izleyebilirsiniz. Şimdi farklı bir renk kullanacağım.
Gerçekten çok buharlaşmak isteyen bir maddeyi ele alalım. Bunun moleküllerinden birçoğu gaz hale geçmelidir ki ortam dengeye ulaşabilsin. Hepsini aynı renkte çizsem daha iyi olacak. Bu maddenin buharlaşan moleküller tarafından oluşturulan buhar basıncı ortamı denge haline getirebilmek için daha yüksek olur. Yani maddemizin buhar basıncı yüksektir. Ama eğer düşük sıcaklıktaysanız ya da moleküller arası bağlarınız kuvvetliyse veya ağır bir molekül söz konusuysa o zaman buhar basıncı düşük olur. Örneğin demirin buhar basıncı çok düşüktür çünkü buharlaşmaz. Karbondioksit ise demire nazaran daha fazla buhar basıncına sahiptir. Yani karbondioksitin çok daha fazlası buharlaşır. Aslında bu örnek kafa karıştırıcı oldu çünkü katı halden gaz hale geçme örneğiydi. Ama siz beni anladınız. Yüksek buhar basıncına sahip olan maddelerin aynı zamanda uçuculukları da yüksektir. Evet, uçuculuk ya da bir başka adıyla volatilite. Örneğin benzinin uçuculuğu sudan daha yüksektir ve bu yüzden daha çabuk buharlaşır. Ayrıca yüksek buhar basıncına sahiptir. Eğer benzini kapalı bir sistem içinde bir kaba koyarsanız, aynı sıcaklıkta ve aynı atmosfer basıncı altında daha fazla benzin molekülü gaz hale geçer. Bu buhar hali, şu benzin moleküllerinin kaçma isteğini dengelemek için suya kıyasla daha fazla buhar basıncı meydana getirir. Şimdi buhar basıncı ile atmosfer basıncının eşit olduğu durumu inceleyelim. Burası bizim kapalı sistemimiz olsun ve burada belirli bir basınçta atmosfer var. Şu ana kadar atmosferin daha yüksek basınçta olduğunu varsaymıştık ve buradaki molekülleri büyük oranda içeride tutmayı başarıyordu. Belki atmosfer moleküllerinin bir kısmı bu alana girmiş olabilir ve bazı molekülleri de çizili alandan çıkmış olabilir. Fakat dışarıdaki basınç buhar basıncından fazla olduğundan moleküller hala bu alanın içindeydi. Moleküllerin yüzeyindeki basınç bu alana giren az sayıda atmosfer molekülünden kaynaklı kısmi basınçla buhar basıncının bileşimidir, yani toplamıdır. Fakat buhar basıncı atmosfer basıncına eşit hale geldiğinde onunla aynı kuvvette baskı yapmaya başlayabilir. O zaman da moleküller ortamdan kurtulmaya başlarlar. Atmosfer molekülleri de dışarı doğru itilir ve burada bir hava boşluğu oluşmaya başlar. Aslında hava boşluğu kelimesini kullanmak istemiyorum. Fakat moleküller ortamdan ayrıldıkça buradaki boşluk büyür ve bu noktada, yani atmosfer basıncı buhar basıncına eşit olduğunda kaynama noktasına ulaşırız. Şimdi demek istediğimi daha iyi anlamanız için suyun buhar basıncını ele alalım. Suyu H2 olarak gösterelim. Siyahla yazsam daha iyi olacak sanırım. Evet. Atmosfer basıncının 760 tor, yani yaklaşık 1 atmosfer olduğu yeri işaretleyelim. İşte burası. 100 santigrat derecede 760 torluk bir buhar basıncı vardır. Ya da başka bir şekilde ifade edersek 100 santigrat derecede buhar basıncı 760 tordur. Ki bu da deniz seviyesinde 1 atmosfer basıncı eşittir. Yani 100 derecede buhar basıncı deniz seviyesindeki atmosfer basıncına eşittir. Ve bu şartlar altında su kaynamaya başlar. Ki bunun gerçekten de doğru olduğunu biliyoruz. Daha düşük sıcaklıkta buhar basıncı atmosfer basıncından daha düşük olacaktır, değil mi? Bu durumda yaklaşık olarak 300 tor değerinde buhar basıncı oluşur. Fakat sonrasında ne olur? Eğer atmosfer basıncını yeteri kadar azaltırsanız ve örneğin kutunun içindeki havayı dışarı pompalarsanız, yani atmosfer basıncını buhar basıncı seviyesine indirirseniz su yine de kaynar. Bunu faz diyagramlarında görmüştük. Kısacası eğer atmosfer basıncını düşürürsek bir maddeyi daha düşük sıcaklıkta kaynatabiliriz. Neden? Çünkü atmosfer basıncını buhar basıncı seviyesine indirdik. Gördüğünüz gibi buhar basıncının sıcaklığı üstel bir şekilde artıyor. Şuraya dönersek, başta ele aldığımız dağılım belirli bir kinetik enerjideki dağılımdı. Eğer kinetik enerji miktarını arttırırsam dağılımım şu şekilde olur. Sıcaklık yükselir ve çok daha fazla molekül eşiği aşar. Bu durumda kaçmak için yeterli kinetik enerjiye sahip daha fazla molekül olur ve bunlar buharlaşır.
katlanarak arttı dedik. Evet. Şimdi başka bir grafiği inceleyelim. Burada üstel artışın olmadığını söyleyebilirsiniz. Çünkü bu bir logaritmik grafik. Ölçeğe bakarsak doğrusal değil de üstel artıyor. 0,1'den 1'e gidiyor vesaire. Buradaki eşit uzaklıklar onun katları şeklinde arttığı için logaritmik bir hareket göremiyoruz. Şunu unutmayalım. Bu grafikler farklı maddeler için. Şimdi normal bir sıcaklığı ele alalım. Diyelim ki sıcaklık 20 santigrat derece olsun. 20 santigrat derece propan en yüksek buhar basıncına sahiptir. Bir atmosfer burası ve propan 20 derecede kaynayacak. Hatta gaz hale geçecek çünkü deniz seviyesinde olduğumuzu kabul edersek propan buharın basıncı atmosfer basıncından çok daha fazladır. Farklı moleküller için de bu durumu inceleyebiliriz. Örneğin metil klorür. Buhar basıncı propanın buhar basıncından biraz daha düşük fakat yine epey uçucu. Eğer deniz seviyesindeysek bu maddede 20 santigrat derecede kaynar ve gaz hale geçer. Deniz seviyesi bir atmosfer basınç biliyorsunuz, yani burası. Deniz seviyesinde metil klorürü sıvı halde tutmak istersek, yani kaynamasından ziyade sıvı halle dengede olmasını istersek, ortamın sıcaklığı en azından eksi 25 santigrat derece gibi bir şey olmalı. Propan eksi 25 santigrat derecede bile gaz halinde olur çünkü buhar basıncı hala fazladır. Şimdi de bütanı inceleyelim. Bütan çakmaklarda yakıt olarak kullanılır ve sıcaklık yaklaşık olarak 0 derece olduğu zaman bütan sıvı halde olacaktır. Çakmaktaki basınç muhtemelen daha fazladır. Belki de 2 atmosferdir ya da onun gibi bir şey. Fakat oda sıcaklığında bütan sıvı halde kalacaktır. Bu grafik çok ilginç ve birçok farklı buhar basıncını gösteriyor. Atmosfer basıncında hangi maddenin hangi sıcaklıkta sıvı ya da gaz halde olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca farklı sıcaklıklarda hangi maddenin daha uçucu olduğunu ve bir maddeyi buharlaştırmak veya kaynatmak için buhar basıncını ne kadar yükseltmek ya da düşürmek gerektiğini de buradan görebilirsiniz. Buhar basıncı günlük hayatta sıkça karşımıza çıkan bir konu. O yüzden umarım bu videoyu beğenmişsinizdir.